Merhaba arkadaşlar. Yine dağlara vurduk kendimizi. Yeşilliğin, maviliğin içinde böyle yine kaybolmayı devam ediyoruz. Evet, burası neresi diye soracak olursanız, burası İzmir'in Kemalpaşa ilçesi. Kuru Dere Mezras köyü. O yollardayım. Buradan böyle ufak ufak hem gezerek hem böyle video çekerek, fotoğraf çekerek yoluma devam ediyorum. Yine gezginiz Ulaş geziyor. Böyle doğanın içinde kaybolmayı seviyorum. Şu anda tabii gündüz vakti olduğu için yani böyle güzel ama gece burada kalmamayı tercih ederim yani. Gece ne çıkacağı belli olmaz. Evet, sol taraf böyle dik yamaçlardan oluşan kayalık, sarp kayalıklardan oluşan bir tepe, hatta dağ diyelim. Biz dağda sayılırız. Aşağısı da dere akıyor. Büyük bir dere. Ama tabii bayağı bir mesafe yukarıda olduğumuz için şu an görünmüyor. Kendimi böyle şey gibi hissediyorum. Hani Nepal'de de şeyler var ya, belgeseller çekiliyor. Çok sarp yollar var. Tek kişilik, tek arabanın geçebileceği kadar dar olan yollar. Ha, burası da hemen hemen o kadar gibi. Tabii orası daha tehlikeli de. Çünkü burada orada da mesela yani bir kaydın mı düşürüyorsun yani aracı. Çok oluyor öyle kazalar. Çok izlemiştim. Hemen hemen aynı güzergah gibi değil mi? Dar yollar severim. Dik yamaçlar. Bazı bölgelerde de çok fazla heyelan olmuş. Açıkçası heyelanlar da biraz böyle tedirgin ediyor. Çünkü dağdan kopup gelmiş kaya yolu kapatmış. Hani öyle bir şey Allah göstermesin, kalırız vallahi. Güzel değil mi? Hava da çok güzel. Tam böyle bir bahar havası. Daha henüz ısınmadı. Daha bugün soğuk bir hava. 12 derece şu anda ama. Aşağıda gürül gürül akan bir su var. Yukarıda çünkü bayağı bir kar görmüştüm. Zirveler tabii şu anda hala karlı. Oradan akan sular aşağıya gidiyor. Zaten bir baraj yapımı var şu anda. O sularımızı korumalıyız, muhafaza etmeliyiz. Boş akmasın değil mi? Bu sene de zaten oldukça sıkıntılı bir yani susuz bir dönem geçiyor. Bu son 2 hafta önce yağan karlar bayağı etkili oldu ama yani bu yazı çıkartabilecek durumda. Yani şu anda mesela hiç yağmur yağmasa 6-7 aylık suyu var. Yani o da yeter mi bilmiyorsun. Yani sağ taraf yani şu anda mesela beton bariyerlerle kapatmışlar ama yani bildiğin uçurum yani aşağısı. Eski
Kızlarımız böyle. Yani şu karşımızdaki dağın yüksekliği sanırım 1200-1300 metre. Bayağı yükselti var. Dağcılar için güzel ya, alternatifler buraları. Bayağı dönüyoruz yani. Bayındır Torbalı yolu burası. Ama ben zaten Çeşme'ye gideceğim buradan. O yüzden çok fazla oyalanmadan. Saatimizi 3 yaptık çünkü. Aşağı yukarı 2 saatlik bir yolumuz daha var. Doğa canlanıyor vallahi ya. Kenarlar falan böyle yeşillenmiş. Ondan sonra yani çok güzel bir doğa var şu anda. Çok huzurlu, sakin. Manzaramız böyle. Instagram sayfamdan da Göktepe Ulaş olarak izleyebilirsiniz. Oraya genellikle fotoğrafları atıyorum. Videoları da bu sayfama koyuyorum. Pandemi olmasa aslında çok yere gideceğim de, pandemi nedeniyle çok fazlasıyla hareket edemiyoruz. Çünkü gece 9'dan itibaren kısıtlamalar başlıyor. O yüzden anca şimdi buraya kadar bu kadar oluyor. Yoksa Türkiye'yi baştan aşağı gezmiş biri olarak o kadar güzel yerlerimiz var ki. Yani 8 tane ülke gezdim. Yani yemin ediyorum ülkem ülkem ya. Böyle coğrafya var. Tarih, coğrafya, kültür. İnsanımız da güzel, temiz. Yani son zamanlarda çok değişmeye başladı bazı şeyler ama yine de ülkem ya. Vallahi Türkiye çok güzel. Cennet bir ülke. Kıymetini bileyim. Vallahi yok başka böyle bir güzellikte bir ülke. Gezdiğim ülkeler içinde vallahi yani ülkemi özledim ya. Doğası, tarihi, dört mevsimi. Sahip çıkın arkadaşlar. Vallahi çok güzel ülkede yaşıyoruz. Kıymetini bilin. Doğu'yu da gezdim. Bir tek Güneydoğu'nun bazı bölümlerini görmedim. Doğu Anadolu'nun güneyini falan, böyle Hakkari, Van tarafları hariç her tarafı gördüm. İnan var ya, yani harikulade. Bence harikulade. Değerlendirin. Gezin. Sonra yarın öbür gün fırsatınız da olmayacak. O yüzden fırsat yaratın. Kendinizi doğaya atın. Ama bu doğaya zarar vermeyin. Çünkü bizden sonraki nesiller de gelip görsünler. Ülkem çok güzel vallahi. Canım ülkem Türkiye. Yabancılar bile hayran oluyorlar ülkeye geldikten sonra. Yani buraya zaten çok yerleşen de çok oluyor. Herkes kıymetini bilin diyor. Normalde olan bu zaten. Ülkemizi temiz bırakalım. Yerlere çöp atmayalım. Şu ormanlara zarar vermeyelim. Yakmayalım, yıkmayalım.
betona hayır. Doğal güzelliğimizi serbest bırakalım. Yeteri kadar zaten beton var şehirlerde. Yeteri kadar var. Güzel şu doğaya sahip çıkalım. Yol çok güzel değil mi? En sevdiğim yol tipi. Bazı bölgeler bayağı bir tehlikeli aslında. Bak mesela şurası, yani sarp kaya ama bazı yerlerde de heyelan olmuş. Yani şuradan tependen tepene bir tane kaya düşse yandın. Çünkü buralarda heyelan nedeniyle yollar kapanmış. Gelip açıyorlar ama. Mesela şurası heyelandan dolayı kaymış bir yol. Aşağıda da bir çay akıyor. Bazı yerlerde falan aslında var ya, raftinglik yapılacak kadar geniş olmasa da yine de çok güzel bir görüntü. Ama aşağı inemeyiz tabii. Yalnız şu karşı taraflarda çok ağaç yıkılmış. Sanırım fırtınadan ve heyelandan dolayı. Şu anda burada da var mesela. Sen doğaya ne kadar zarar verirsen o da sana iadeli, taahhütlü olarak gönderiyor zaten. Doğaya zarar vermeyelim de kendi kendine oluyorsa oluyor. Mesela şurada da mesela yol çökmüş. Kapatmışlar ama riskli yani. Evet arkadaşlar, şimdilik böyle. Fotoğrafları da çekeceğim biraz sonra. Onları da Instagram sayfama koyarım. Takip edin. Görüşmek üzere.